Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde test by value ve test by referans dediğimiz konuyu işleyeceğiz. Bunun özel kısmını şu şekilde hemen hızlıca anlatıp örnekler üzerinden giderek daha anlatımın da kolay olmasını, anlaşılmasının da kolay olmasını sağlayacağız. Şimdi bir düşünelim. Elimizde bir metot olsun. Metoda parametre gönderelim. Metot bu parametreyi onla toplasın ve ekrana bir şeyler yazdırsın. Metottan çıktığımızda asıl değişkenimizin değeri de değişiyor mu? Sorumuz bu. Cevabımızsa primitif ve referans tipler için cevap farklıdır. Eğer değişken primitif tipte ise o değeri metoda parametre olarak gönderdiğimizde değerin kopyası gider. Ama referans tipi ise değerin kendisi gider ve oradaki değişiklikler değişkenimizin kendisini etkiler. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Şurada int a eşittir 5 diyelim. Atamamızı yapalım. Sonra ss alt diyelim. İlk değer diyelim. Art a diyelim. Şurada bir boşluk bırakalım. Sonra bunu değiştir adlı bir metoda gönderelim. Şuradan hemen hiç uğraşmadan create metot yardımıyla metodumuzu oluşturalım. Private değil. Bu şekilde olsun. Burada a eşittir. A artı 10 diyeceğiz. A'ya 10 ekledim. Sonrasında ise bu değişkenin değişip değişmediğini görmek için ikinci değer ya da 10 değer diyeyim. Bunu çalıştırırsak ilk değerinde son değerinde aynı olduğunu görürüz. Burada bir herhangi bir sıkıntı yok. Pekala. Şimdi bir diğer durum için bir örnek yapalım. Burada int tipinde x adlı bir değişken tanımlamak istiyorum. Buradaysa main class'tan m1 adında bir nesne öğretmek istiyorum. Main. Pekala. Bir sıkıntı yok. Şimdi ben bu m1 dot x'e 5 değerini eğer 5 olmasın x'e 10 değerini atamak istiyorum. Buraya kadar bir problem yok. ps out diyelim. ps out diyelim. Şuradakinin aynısını yapalım. Fakat burada x olarak direkt erişemeyiz. O yüzden m1 dot x diyeceğiz. Bunun sebebini bir önceki videomuzda açıklamıştık. Şimdi bizim bunun için özel bir metot tanımlamamız gerekiyor. Bu metoda biz şöyle yapalım. Bu metodu m1 nokta değiştir 2 olarak tanımlayalım. Parametre olarak da m1'i gönderelim. Şuradan metodumuzu yaratalım. Bakın parametreyi görüyor musunuz? Parametrenin tipini. Main class. Bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Burada m1 dot x'e 10 ekleyelim. Eşittir. m1 dot x artı 10 diyelim. Bakın bir sorun yok. Problem yok. Şimdi değişip değişmediğini kontrol etmek için benim az önceki gibi son değer yapmam gerekecek. Yine m1 dot x olarak yazıyorum. Çünkü bildiğimiz üzere buna x olarak erişim sağlayamıyoruz. M1 yazmak zorundayım. Bunu bir çalıştıralım. Bakalım değişiyor mu? Bakın. 10'du. 10 olarak yazdık. Sonrasında
10 ekledik, metoda gönderdik, 10 ekledik. Değerin kendisi gittiği için değer de 10 eklenmiş olarak bize geri döndü. Benzer şekilde stiler de bir referans tipidir. Bununla ilgili de hemen şurada bir örnek yapalım. Int şimdi bir dizimiz olsun. Eşittir. Bu dizinin içeriğini dolduralım. 1, 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Dizimizi doldurduk. Şimdi eski değer diyelim. Diziyi komple mi yazdırsak? Dizinin sıfırıncı indeks üzerinde oynamalar yapalım. Komple yazdırmaya gerek yok. Tamam. Neyse alt diyelim. Dizinin ilk değer diyelim. Artı dizinin sıfırıncı indeksindeki elemana bakalım. Sonra biz bunu bir metoda gönderelim. Değiştir adlı, değiştir 3 adlı bir metoda gönderelim. Bu metoda dizimizi aktaralım. Bu da bize yeni öğrendiğimiz bir kısa yol olarak gelsin. Şuradan hemen create metot. Bakın dizi gönderdiğim için parametre olarak otomatik dizi alan bir metot yarattı. Biz uğraşmadık yazmakla. Kolaylığı bu oldu. Dizinin sıfırıncı elemanını ne yapalım? On ekleyelim aynı şekilde. Dizinin önce elemanla artı 10 ekleyelim. Şimdi bir de dizinin ikinci yani son değerini yazdıralım. Burayı kopyalayacağım. Yapıştıracağım. Son değer değil. Gösterelim. Bakın ilk değer 1'di. 10 ekledim. Değişti. Gördüğünüz üzere 11 oldu. Burada anlatılacak daha başka bir şey kalmadı. Bunun örneklerini siz kendiniz yapabilirsiniz. Özellikle şu kısmı tekrar dinlemenizi istiyorum. Burası gerçekten önemli. İlerleyen derslerimizde de bunu sıkça kullanacağız. Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.